Birçok yerde çalıyorsunuz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çalıyorsunuz. Ama hemen o klasik soruyu sormam lazım. Festival ruhuyla başka yerde çalmak ne hissettiriyor size? Açık hava bir defa iyi, olumlu bir şey. Bazı festivaller bile deniz kenarında oluyor mesela bugünkü gibi. Ben böyle milyon festlerde kendi adıma bir hobi geliştirdim. İşte şeyden sonra, sahneden sonra denize girip hararetimi atıyorum mesela. Çok güzel oluyor. Bugün de öyle bir imkan var. Mesela sağ olsunlar izin veriyorlar. Bir yasak durum da var ama bize izin veriyor. Tellerle çevrilmiş. Tellerle çevrili etraf. Yani sağ olsun Serkan Fidan bizim otelleri kırıp veya aşıp geçmemizdense açıp bizi geçiriyor. Biliyor çünkü her türlü geçeceğiz orayı. Öyle. Güzel yani festival ruhunu biz de burada kendimizce sahne arkasında yaşatıyoruz. Süper bir şey. Siz de eğleniyorsunuz. Hem eğleniyorsunuz hem müziğinizi yapıyorsunuz hem hayranlarınızla buluşuyorsunuz. Bir duygu alışverişi de oluyor. Bu sizi besleyen bir şey herhalde. En başta besleyen şeylerin başında bu geliyor. Tabii yani festival olunca çok karışık bir seyirci kitlesine çalıyorsunuz. Yani sadece kendi konseriniz olan bir akşamda oraya gelen seyircilerin %90'ı sizin için gelmiş oluyor ama festivalde tabii bir sürü grup olduğu için bir grup için gelen diğer grubu da dinliyor bir şekilde ve parçalarınızı ona dinletmiş oluyorsunuz onları. Çok faydalı bir şey yani aslında o açıdan. Bir de tabii şey olarak kalabalık seyirciye çalmanın heyecanı ve nasıl diyeyim hissiyatı bambaşka. Performansa da yansıyor tabii yani öyle olunca. Biraz önce daha doğrusu 2 gündür 3 gündür hemen hemen aynı konuyu konuşuyoruz sanatçı dostlarımla. Onlar da diyorlar ki işte başkalarını seyretmek için gelenler bizi de keşfediyor. Benim bir şarkımı bilmeyen işte tanıyor, görüyor. Özellikle genç gruplar, alt gruplar çıkanlar onlar için büyük bir şans. Festivaller bence hem sosyalleşmek adına hem de yeni müzisyenler adına hem de farklı kitlelere ulaşmak adına büyük bir şans. Hem öyle hem de aslında hani bizim gibi işte 10 yılın yani 10 yaşından daha büyük gruplar diyeyim. Onlar için bile aslında yine bir tanıtım şansı var. Yani yine festivale gelip de bizi daha önce hiç izlememiş olan birçok seyirci oluyor. Yani bizim gibi gruplar için de aslında yine böyle bir avantaj sağlıyor festivaller. Yani bizi biliyorlar, işte müziklerimizi dinlemiş oluyorlar, şarkıları biliyorlar ama hiç canlı dinlememiş oluyorlar. Biz yani festivaller sayesinde aslında o seyirciye de ulaşmış oluyoruz diğer gruplar gibi. Ekip İnan'ı neler yapıyor, neler yapacak? Finalinin ben kısmı askere gidiyor 28 Eylül'de. Ben artık askerim. Kısa dönem ama neticede saçları kestireceğim. Pardon. Hepsi 6 ay gittiği için. Ya ben bu soruyu Ertan'a sormak istiyorum. Bedelli diyelim de haksızlık oldu. Pardon. Ya konseri şu an manipüle ettik kendi içimizde. 21 gün bile değil yani. Yol izni falan 18-19 gün. Çarşı falan işte. Bayağı geziyoruz. Çarşı var mı? Var. Tamam. 15 günde bu işi diyor. Devrem. Nerede? Nerede devrem? Manisa. Ben Burdur'dum. Neyse uzak sayılmaz. Benim adıma 28 Eylül'den sonra konu kapanıyor yani. Çünkü 13 Ekim'den sonra da bir süre konser de yapmayacağız. Çok fazla yaptığımız için birazcık. Neden? Dinlenme yani hayvan terledi desek yerinde olabilir. Şaka bir yana biraz dinlenme. Paraları kazandık, biriktirdik. Şimdi yiyeceğiz. Demeyi çok isterdik. Çoktan yedik. Böyle bu tarzında. Evet ben orada. Evet, Ertan bu arada aramızda en çok askerlik yapmış arkadaşımız. Ben aslında herkes yerine yaptım ama kabul olmuyor yani. Aslında hepinizi bir 10 yıl falan yaptım ben yani. Ertan'ın 1923'te yapmışım değil mi? Savaşlar öyle anca kendime. Yani. Ben eskiden profesyonel olarak yapıyordum. Aynen. Karışık bir durum yani. Valla 21 günü anlamış değilim yani. Benim 10 gün olduğu için nasıl 21? Nasıl olabiliyor 21? Ya da ben neyini kaçırdım bunun? Benimki yanlış. Benden tavsiye iyi olmaz yani. Yanlış.
21 günle ilgili ben veririm sana tavsiye. Evet. Genelde hep yürütüyorlar. Bak hemen başladı. Konferanslar aynen oluyor falan. Aynen. Altına şey yazdı. Karper peynirler bot içine. Peki müzikte bir devir değişiyor mu sizce? Hep bir tartışma var. İşte pop müzik öldü, rap müzik şöyle oldu, rock müzik böyle oldu diye hep bir tartışma var. Siz kendinizi bu tartışmanın ya da bu türlerin arasında nerede buluyorsunuz? Dijital devrim oldu. Artık her şey bir cep telefonunun içinde ve oradan çok kolay ulaşıp çok kolay keşfedebiliyor insanlar. Çok çabuk da tüketiyorlar. Siz bu savaşın veya bu işte jungle'ı neresinde buluyorsunuz kendinizi? Ya her işte olduğu gibi bizim işimizde de büyük bir pasta var. O pasta yani büyüyor da giderek aslında doğal olarak yani her işte olduğu gibi o da büyüyor. Ve işte o pastayı paylaşanlar her devirde değişiyor. İşte veya işte dilimlerinin büyüklükleri değişiyor. Bazen popçular o pastadan daha çok dilim kapıyor. Bazen rapçiler, bazen rockçılar kapıyor. Biz işe en başından beri, başladığımızdan beri evet o pastadan da bize bir şeyler düşmüştür ama biz hep kendi pastamız üzerine yoğunlaştık. Hala da hani her geçen günde bunun doğru olduğunu anlıyoruz. Aslında her müzisyen için de geçerli bu. O dışarıda olup bir tane çok fazla bakmamak gerekiyor. Oturup müziğinle ilgilenmek gerekiyor. Biz de genelde hep öyle yaptık. Onun için kendimize ait bir dinleyicimiz var. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama buraya yani mesela ne bileyim dünyanın en ünlü sanatçıları gelse biz de karşıda küçük bir kafede konser yapsak gene bize 200 kişi gelir yani. Hani demez ki ya bunlara gidelim yani. Çünkü adam bizi dinliyor işte yani hani kendi dinleyicimiz yani öyle hani tamam bir herkesi dinleyen bir sürü burada şimdi mesela bir sürü insan var hepsi bizi tanıyorlar dinliyorlar ama bir de kendi kemik kitlemiz var yani onlar geliyorlar nereye gidersek gidelim dağın başına da çıksak geliyorlar başka biz onlarla hani bütünleştik artık yani onlarla ilgileniyoruz artık tamam burada çaldığımız zaman daha fazla insan bizi dinlemiş oluyor. Seyirci de kazanıyoruz belki yani kemik kitlemize yeni insanlar ekleniyor aslında başka bir düşüncemiz yok yoksa hani bizim bir konserde işte 20 bin kişi 10 bin kişi bir dinleyicimiz yok ama zaten gerek de yok yani hani ne bileyim daha kontrol edilebilir küçük bir kitle daha iletişim kurulabilir işte birebir ilgilenebileceğimiz küçük bir kitle çok daha bizi mutlu ediyor yani birçoğunu tanıyoruz yani öyle düşünün. Yani kendi seyircimizi tanıyoruz zaten diyebiliriz. Yani kendi dinleyicinizi tanıyor musun sorusu. Evet biz kendi dinleyicimizi tanıyoruz yani. Hani onlar bizi tanıyor ama biz de onları tanıyoruz. Yani büyük bir kısmını tanıyoruz. Hepsini olmasa da tanıyoruz. Bence çok daha büyük bir kitle var. Sizin farkına varmadığınız, bilmediğiniz, hiç hayatınızda karşılaşmadığınız, görmediğiniz. Çünkü müziğe ulaşmak çok kolay olduğu için sizin şarkılarınızda aşık olan, üzülen, kendi evinde oturup dertlenen çok fazla insan var. Şunu sormak istiyorum ben. Şimdi müzikten kolay para kazanılıyor mu? Çünkü sizi ekran başında seyredenler, sahnede görenler, işte gazetelerde görenler çok şaşalı bir hayat yaşadığınızı düşünüyor muhtemelen. Kolay para kazanılıyor mu? Zannediyorlar derken? Yani şatolarda işte çok büyük lüks uçaklarla işte kolay mı kazanılıyor para müzikte? Kazanılmıyor tabii ki. Artık Türkiye'de hiçbir şeyden kolay para kazanılmıyor. Paranın bir değeri kalmadı. Evet, yani öyle bir durum da var tabii de. Hani yani artık işte eskiden tabir edilen o orta tabaka falan eridi gitti yani o nasıl diyeyim meslek gruplarının meslek grupları için böyle işte bir eğitim sürecinden geçip de o mesleği yapmak için hayatını adayan insanların artık gelir düzeyi çok düştü ve bu çok tehlikeli bir durum tabii ki. Hani bunun işte ne bileyim tesisat ustasından tutun işte ne bileyim ben en üst düzey işte neye gelirse aklınıza artık uçak mühendisi mi artık ne bileyim yani hani uzay mühendisi mi onların bile üst tabakanın da tabii işte yurt dışına falan kaçışı vesaire falan çok zor hale geldi ve müzikte de dışarıdan çok etkilenen bir sektör bu. Hani en ufak yani buluttan nem kapılıyor sonuçta. Hani ülkenin herhangi bir yerinde bir işte bir şey olduğu zaman ilk gelip sizi buluyor bu kriz ve ister psikolojik olsun ister maddi olsun bir şekilde önüne engel konmaya çalışıyor. Çünkü görünürde
aslında bir eğlence sektörü bu ama onun arkasında engellenen çok fazla unsur var. İşte bu insanların bir araya gelmesi, insanların deşarj olması, politik veya politik hani hiç fark etmez sosyalleşmesi, bir sürü farklı insanın hani bir arada bir şey yapması yani hani normalde belki hiç bir araya gelmeyecek insanlar burada bir araya geliyor mesela festivalde. Tabii yani hani bir sürü kültür birleşiyor, bir sürü farklı müzik, bir sürü farklı dilde müzik yapılıyor belki. Hani ona bile bir engel koymuş oluyorsunuz ve bu zor bir durum yani hani bu para kazanılıyor mu? İşte kazanılmıyor ama kazananların da bir şekilde önüne çok büyük engeller geliyor ve zamanla bu artıyor tabii bu engellerin sayısı. Artık şarkınızın patlaması için bir dizide çalması gerekiyor. Bir dizide çaldığı zaman işte orada tutuluyor, yürüyor. Aslında bunu ilk yapanlardan biri sizsiniz değil mi? Evet, Türkiye'de. Bir diziyle aynı. Göstermiş olduk insanlara gibi bir şey oldu. Yıllar yani istemeden 2007. Yani bizden önce de bu tip şeyler yapılıyordu ama hani bunun bir sektör haline gelmesi bizimkinin sayesinde oldu desek çok abartmış olmayız yani. Kesinlikle. Evet. Yani bu da bizim gene başarımız olan bir şey şöyle değil yani biz böyle bir şey düşünmezdik aklımıza bile gelmezdi ama ben böyle bir şey olmasından korkuyordum açıkçası o yüzden de hatta o zamanlar bu teklif geldiğinde böyle çok tereddütle bakmıştım hatta ilk iki görüşmemizde hani ya biz böyle bir şeyden hani çekiniyoruz sonucu çıkmıştı yani nasıl söyleyeyim birden bir tırmanan bir hani olası bir şöhret durumu bizi bozar diye düşünüyordum açıkçası yani yavaş yavaş ilerlemek. O kadar hızlı değildi yani tüketim. Evet evet. Yani bugün o dizi yayınlanmış olsa o bambaşka şey olurdu. Zaten biz eskiden mesela o diziden önce televizyona çıkardık hani televizyon programı bizi davet ettiği zaman. Dizi yayınlandıktan sonra çıkmadık yani böyle senelerce dizi bitene kadar ki hani hiç olmazsa oradan biraz o etkiyi azaltalım diye yani hani bence şey bir şey, birden böyle bir patlama gerçekleştirmek bir müzisyenin kariyer için çok aslında olumsuz da bir şey. Yani çok kendi kendinize bir şeyi hızlı tüketiyorsunuz aslında. Yavaş yavaş tadını çıkararak gideceğiniz bir şeyi. Biz o etkiyi azaltmak için de çok uğraştık zamanında. Sonra dizi bitince de bu sefer dizi bitince grubun da devam etmeyeceği gibi bir kanı vardı. Bu sefer de onu silmek için bir süre uğraştık. İşte şimdi aslında her şey tam yerine oturdu ama bu sırada kendimiz yorulduk bir ara vereceğiz ama gene başlarız yani problem değil. Ara vereceğiz lafı biraz şey oluyor ya biraz dinleneceğiz gibi oluyor. Konsere ara vereceğiz aslında müziğe değil konsere ara vereceğiz. Aslında böyle işte sürekli şey konuşuyoruz işte kayıt üzerine sürekli bir konuşma halindeyiz. Hani neyi kaydetsek nasıl yapsak nasıl etsek tam tersi böyle ara versek de konserlere hani daha özgürce, daha serbestçe, daha çok kayıt ve neler kaydedelim, nasıl şeyler yapalım. Ben açıkçası çok heyecanlıyım yani hani konserlere vereceğimiz aradan dolayı. Çünkü ben hala düşündükçe şunu düşünüyorum, konser bizim esas işimiz değil. Bizim esas işimiz kayıt yapmak. Yani daha doğrusu şarkı yapmak ve onu kaydedip yayınlamak. Esas işimiz o. Konser işte hani sektörel bir tanımla satış sonrası hizmet yani. Hani yani o yani bir iyi bir çamaşır makinesi üretiyoruz ama servis konusunda biraz zayıfız diyebiliriz yani. Yani servisi keseceğiz yani şimdilik yani. Ürünlerimizi alın ama servis yok. Müziği bırakmadık yani. Yok yok öyle bir yani şey yok. Şeyler duyuyorum çünkü. Şeye tezkere bırakmayı düşünüyor musun? Bırakılıyor mu şey bedelli de tezkere? Ben çok sevdim. Ya bedelli hiç yok bende ya. O yeni bedellilerde. 2019 o. Hiç bedelli gördün mü? Yok. Yoktu sen burada. Yapardın. Burdur'da falan vardı ya hani yurt dışından gelen bedeller. Hani hiç görev yaptın mı Burdur tarafını? Bir şey vardı evet. Bedelli tezkere bırakınca parayı geri alıyor olması lazım. Bedelli çok eskidenki bedelde mi yaptın? Yok Burdur'daki bedelli. Ya eskiden. Yok anlatırım onu anlatırım. Kamera önünde anlatırım. Şey olmuyor değil mi ya? Beğendin ortamı mesela. Ya benim parayı geri verin ben daha devam edeceğim 5 ay. Zaten ara vereceğimizi kararlaştırınca acaba dedim parayı geri alabilir miyim falan. Olmuyormuş. Aslında dolar çıkacak bence sen... Al parayı, dolara yatır, sonra yaparsın. Genel kurmay başkanı reddedi. Peki,
Direkt ona mı sordun? Yazdım diye bitirdim. Sahneniz var. Bu geceyi siz bir saat sonra falan herhalde değil mi? Peki. Şimdi Melek Mosso'dan sonra siz varsınız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Kapatalım, sizi de dinlenmeye gönderelim. Yani nasıl söyleyeyim? Güzel olacak bence. Hava güzel. Ondan sonra saatimiz güzel. Güzel de seyirci var galiba. Tam göremedim ama yani bence güzel olacak. Her şey güzel olacak yani bu konserle ilgili olarak.